Tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyeleri, milletvekilleri ve il başkanları, il örgütleri sahada sokağın sesini dinliyor. Vatandaşın isyanını dinliyor. Bunlara çözüm olmak, bunları meclise taşımak için çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın bir parçası olarak biz de Aksaray'da hayvancının sesini, tarımın sesini dinleyebilmek, küçük esnafı dinleyebilmek, isyanını dinlemek ve bunlara çözüm üretebilmek adına bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmamızda bize katkı için Antalya Milletvekilimiz Sayın Aykut Kaya Bey, önceki dönem Ankara Milletvekilimiz, şimdi parti meclis üyemiz Sayın Ali Haydar Hakverdi Bey bizlere katkı sağlamaya geldiler. Bakın, partimiz iktidara emin adımlarla gidiyor. Ve bizler sahada olan bir partiyiz. Başta genel başkanımız olmak üzere inanılmaz dinamik bir organizasyonuz. Biz koltuklarda değil, sahada olarak vatandaşımızın derdini yerinde dinleyerek siyaset yapıyoruz. İktidara da bunu tavsiye ediyoruz. Gelin vatandaşı dinleyin, vatandaşın sesini duyun, politikalarınızı buna göre üretin diyoruz. Zaten ülkemizdeki en temel sıkıntı da bu. Bakın, bugün biz Yeşiltepe'ye gittik. Oradaki pancar üreticilerimizle görüştük. Pancarları ellerinde kalmışlar. Yani biz gidiyoruz. Muhalefet partisi olarak görevimiz nedir? Vatandaşımızın yanında olmak, onların sesini duyurmaktır. Ve sorunlarının takipçisi olmaktır. Ama mevcut iktidarın görevi nedir? Güç ellerinde. O sorunu çözmektir. Ama o sorun Ankara'dan çözülmez. Tarlada çiftçinin yanında olarak çözülür. Onu dinleyerek çözülür. Dolayısıyla bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımızdan üyemize, bütün partimizdeki bütün mensuplarımız hep beraber sahada var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşımızı dinliyoruz. Sorunu yerinde tespit ediyoruz ve ona göre politikalar üretiyoruz. Ekonomimizde bir yandan sanayi üretiminde toparlanma sinyalleri alırken diğer yandan bu toparlanmanın vatandaşımıza çok yansımadığını görüyoruz. Bakın, Eylül ayında sanayi üretim endeksi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak aylık %1,6 artmış. Ancak perakende satışlar ve ticaret hacmi aynı dönemde sırayla %3,2 ve %2,3 oranda artış göstermiş. Yani talep artışı üretim artışının çok üzerinde. Bu durum devam ederse enflasyonda Merkez Bankası'nın ve hükümetin işaret ettiği düşüş patikası gerçekleşmeyecektir. Sonuçta enflasyon da vatandaşın omuzundaki yükünü daha da arttıracaktır. Bakın, para politikası ile sadece enflasyonu düşüreceklerini zannediyorlar. Biz hep diyoruz ki, kaç kere dedik, tek başına para politikasıyla enflasyonu düşüremeyeceksiniz dedik. Enflasyonu düşürmek için önce hükümetin tasarrufa gitmesi lazım. Eğitimde, sanayide, tarımda, adalette reform lazım dedik. Ama ne yazık ki anlamak istemiyorlar. Bütçe gene açık rekoru kırdı. Bu ne demek? Bu mali genişleme demek. Yani gene enflasyonu arttıracak bir gelişmeden bahsediyoruz. Enflasyonu devamlı enflasyon verilerini düşük açıklayarak kendilerine başarı hikayesi yazmaya çalıştıklarını kaç yıldır görüyoruz. Şimdi aynı hikayeyi işsizlik verilerinde gerçekleştiriyorlar. Tabii istihdamdakilerin koşullarından da kimse bahsetmiyor. Ya da TÜİK'in geniş tanımlı işsizlik verilerini gündeme getirmemeye çalışıyorlar. Peki o veriler bize ne diyor? En geniş tanımlı haliyle iş gücündekilerin %25,6'sı işsizdir diyor. Çalışma çağındakilerin hala yarısından çoğu işsizdir diyor, çalışmıyor diyor. Bunlar TÜİK'in verileri. Biz bu verilere bakınca iş gücü piyasasındaki sorunların daha da derinleştiğini görüyoruz. Ama hükümet bir başarı gibi gösteriyor nedense. Bu da tabii bizim ve iktidarın halka bakış açısının farklılığından kaynaklanıyor. Ülkemizin en yetenekli gençleri iyi bir gelir elde edemeyeceklerini düşündükleri için, mülakatlarda ayrımcılık yapıldığı için, çalıştıklarında iyi bir koşulda çalışmayacaklarını düşündükleri için ne yazık ki yurt dışına göç ediyorlar. Bilim insanlarımızı, nitelikli mühendislerimizi yurt dışına kaptırıyoruz. Hekimler giderse gitsinler diyen zihniyetin tüm gençlerimize yöneldiğini üzülerek görüyoruz. Bu gençlerimiz ülkede çalışsalar ellerine ne geçecek? Çalışabilenler de düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşulları altında ezilmiyor. İşte tam da bu nedenle ekonomiyi sadece rakamlarla değil, halkın gerçek ihtiyaçları üzerinden değerlendirmek zorundayız. Ve biz de bu yüzden sahadayız devamlı. Bunu yapmak için de her seferinde iktidar kurmaylarını o fil dişi kulelerinden inip halkla hemhal olmaya davet ediyoruz.
Ancak onlar oturdukları koltuklardan, sahip oldukları makamlarda çok rahatlar ve memnunlar. Yangında yoksul ailelerin çocukları ölmüş, bebeklerin canı pahasına SGK'yı dolandıran çeteler türemiş, hiç umurlarında değil. Yani iktidar öyle bir görüntü çiziyor ki, sanki vatandaşlarımızla beraber aynı anda haberleri olmuş gibi bir görüntü çiziyorlar. Sanki bunlar ülkeyi yönetmiyor da başkası yönetiyormuş havası veriyorlar. Ülkemize yazık ediyorlar. Halktan kopuk olan birileri ancak askeri ücret düzeyi tartışmalarını %25-35 bandına çekmeye çalışır. 17.002 TL ile bu insanlar geçinebiliyor mu? Bunu soran yok. Kiralar ne oldu farkında değiller. Herkesin ev sahibi olduğunu düşünüyor bu iktidar herhalde. Kimseyi kirada oturuyor diye görmüyorlar. Bakın konut satışlarındaki artışa da bu şekilde yaklaşalım. Kiralara yetişemiyoruz. Bu iktidar başta olduğu sürece konut fiyatları daha ne kadar artar bilmiyoruz diye düşünenler tasarruflarını konuta yönlendiriyorlar. Kredi çekiyorlar, ev alıyorlar. Yani kötü hükümet ev sahibi yapar gibi vahim bir durum var ortada. Ancak tasarruf yapamayan, kendi çocuğunun lokmasının bile hesabını yapmak zorunda olan haneler var. Şimdi makyajlı enflasyonunuz bile yıl sonunda %45 civarında gelecekken ve sizin bunun üzerine çıkmak gerek demeniz beklenirken yok efendim ileriye endeksleyelim, yok efendim enflasyon inmez gibi saçma şeyler duyuyoruz. Genel başkanımızın da grup konuşmalarında dile getirdiği gibi bizim teklifimiz 30, bunun altında yokuz. Aksaray'ımızla alakalı iktidarın emeği olan bu kötü tutumunu aslında tarımda yıllardır görüyoruz. Çiftçiyi umursamayan, anlamayan bir tutum sürdürüyorlar. Aksaray'da tarım ve hayvancılıkta Türkiye'mizin en önemli merkezlerinden biri ve iktidarın sebep olduğu tüm sorunları birebir yaşayan binlerce çiftçi, emekçi kardeşlerimiz var burada. Ancak çiftçilerimiz mazot, gübre ve ilaç maliyetleri altında eziliyorlar. Sulama projelerindeki gecikmeler üretimi daha da zorlaştırmakta. Mazot fiyatları bir yılda %100'den fazla artarken çiftçiler borçlarını ödeyemez hale geldi. Bu şartlar altında tarımsal üretim nasıl sürdürülebilir? Tarım bekadır, tarım milli güvenliktir diyerek bu sektörün hayati önemine dikkat çekiyoruz sıklıkta. Aksaray'da sulama altyapısının hızla tamamlanması, tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve çiftçilerimize yönelik doğrudan desteklerin arttırılması gerekmekte. Ayrıca tarımsal üretimde katma değeri arttıracak projelere öncelik verilmelidir. Aksaray bu şekilde hem iç piyasa hem de ihracatta öncü bir il haline de gelebilir. Ancak Aksaray'ın sadece tarımda değil, sanayi ve turizmde de büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan ilimizde özellikle genç işsizliği ciddi bir sorun. Gençlerimiz iş bulamadığı için büyük şehirlere veya yurt dışına göç etmekte. Bu göçü durdurmak için Aksaray'a özel teşvik programları, lojistik altyapı yatırımları ve sanayi projeleri geliştirilmelidir. İlin iş yaratma potansiyeli ve yatırım çekiciliği arttırılmalıdır. Bir de tabii turizm var Aksaray'ımızda. Turizm açısından Ihlara Vadisi ve yeraltı şehirleri gibi eşsiz miraslarımız ne yazık ki yeterince tanıtılmamakta. Bu değerlerin turizme kazandırılması şehrin ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca ulaşım ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi Aksaray'ın bölgesel bir lojistik ve üretim merkezi haline gelmesini sağlayabilir. Yaklaşık 4 yıl önce Aksaray'a gelmiştim. 4 yıl öncesi ve 4 yıl sonrası yine hiçbir şey değişmedi. Yani ne çiftçinin sorunu çözülebilmiş burada, ne sanayi sitesinin sorunu, ne çevre yolunun sorunları hepsi aynen duruyor, artarak devam ediyor. O dönemde maalesef vekilimiz yoktu. Bu dönemde maalesef Aksaray'da bir vekilimiz olamadı. Olacak. Çok yakında biz iktidar olacağız. Çok yakında bir erken seçim olacak. AKP artık savruluyor. Ülkeyi yönetemiyor. Ve mutlaka ilk fırsatta yapılan ilk erken seçimde de partimiz tek başına iktidar olacak. Bölgeden milletvekilimiz çıkacak. Aksaray ilimize her yere olduğu gibi misliyle hizmet gidecek.